Geçelim şimdi Norsiyem'e. Norsiyem'de Işıl Yıldırım bizleri bekliyor. Bakalım onların özellikle dolardaki bu genel değer kaybına bakışları nasıl? 1.08'in üzerine atan Euro dolar. 1.2450'ye kadar giden bir sterlin. Dolayısıyla doların değer kaybı nereye kadar diye sorayım. Peşine de hemen altındaki yukarı yönlü hareketi ekleyerek Işıl. Merhaba Açıl, yayınlar. Genel olarak senin de söylediğin gibi dolar tarafındaki değer kaybı devam ediyor. Bu hafta makro veri açısından sakin bir hafta. Fed başkanlarından gelen açıklamaları takip ediyoruz. Dün yine Chicago Fed Başkanı Evanson ve Kashkari'nin açıklamaları vardı. Daha çok Fed başkanlarının birbirinden çelişen açıklamaları dolar tarafındaki değer kaybını destekler nitelikte. Yine baktığımızda ABD tahvil faizlerindeki düşüş de sürdüğünü söyleyebiliriz. Dolar endeksi şu an 100 seviyesinin altına gerilemiş durumda. 99.70 seviyesi kritik bir seviye. Bu seviyeyi geçmesi durumunda satışların daha da hız kazanması beklenebilir. Euro-dolar paritesinde ise hem dolardaki geri çekilme hem de yine yaklaşan Fransa seçimlerine dair beklentiler parite fiyatlamalarında etkili olduğunu söylememiz mümkün. Baktığımızda 1.08 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması önemli. Ancak bu seviyelerden tepki satışlarına maruz kalabilir. Tekrardan 1.07, 1.08, 1.07.80 bant aralığına doğru bir geri çekilme yaşanabilir. Orta vadede baktığımızda Euro-Dolar paritesinde 1.07 kademelerinin çok kritik seviyeler olduğunu daha önce de söylemiştik. Bu seviyelerin üzerinde kalıcılığı sağlaması durumunda yukarı yönlü atakların devam edecektir. Ancak kalıcı olamaz ise aşağı yönlü tekrardan sert bir satış baskısı görülebilir. Ancak dediğimiz gibi kısa vadede yukarı yönlü ataklar devam edecek. 1.07-1.08 bant aralığı ilk etapta takip edilecek önemli bir aralık olarak gözükmektedir. Işıl, çok teşekkür ediyoruz sana da değerlendirmelerini bizlerle paylaştığın için ve Norsiyem'den aldığımız bu yorumlarla Akıllı Paranın ilk bölümünü tamamlamış oluyoruz.